Ben hazırım. Değerli basın emekçileri, bugün şu anda da bütün Türkiye'de aynı zamanda uzun süredir başlattığımız, bildiğimiz gibi 23-27 Kasım'da İstanbul'dan Ankara'ya bir beyaz yürüyüş var. Bunlar beyaz forum gerçekleşmişti. 15 Aralık'ta bir gün uyarı eylemi yapılmıştı. Daha sonra meclise bir yasa geldi ve bütün mecliste grubu bulunan partilerin oy birliğiyle komisyondan geçen ve meclisten geçen yasa daha sonra teamüllere aykırı biçimde geri çekildi. Özellikle emekliliğe yansıyan hekim ve diş hekimleri için bir ücret artışını öngörüldü. Bu yasa geri çekildi ve sonrasında meclis tatile gitti. Salı günü meclis tekrar açıldı. Bu süredir mecliste grubu bulunan partileri ziyaret ediyoruz. Gözlük haklarımız için, halkın sağlığı için, birçok sağlık alanında yaşanan olumsuz süreçler için. Bugün buna dikkat çeken bir açıklama yapacağız. Açıklamamıza Merkez Konseyi Üyesi Doktor Deniz Erdoğdu, Doktor Ankara Tıp Odası Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Gülsel Amazan'la ve Doktor Muharrem Baytalı'nın Ankara Tıp Odası Genel Sekreteri birlikte katılıyoruz. Açıklamamızı Doktor Gülsel Amazan sizlerle paylaşacak. Buyurun. Herkese merhaba. Sağlıklı günler diliyoruz. Böyle vakaların arttığı bir dönemde gerçekten buna ihtiyacımız var. Vazgeçmiyoruz. Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz. Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarında kısmi düzenle getiren yasa tasarısı, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilmesine rağmen iktidar tarafından geri çekilmiştir. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından ekranlarda hekimlere zam müjdesi verilmiş, ancak hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulamamıştır. Enflasyonun gerçek anlamda %50'nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4013 TL, yoksulluk sınırının 13073 TL olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz. Nitelikli emeğimizin ağır çalışma koşullarının karşılığını alamıyoruz. Bu zorlu çalışma koşullarında adeta emeğimiz yok sayılıyor. 15 Aralık günü yaptığımız bir günlük görev bir uyarıydı. Pandemi döneminde iş bırakmak istemiyoruz. Ama gerekli düzenleme yapılmazsa meslektaşlarımızın da talebiyle süreç oraya doğru gidiyor. Bugün geldiğimiz nokta uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistem, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizin önemini görmezden gelen anlayıştır asıl mesele. Ekonomik krizin ve bu değersizleştirmenin sonucu olarak yoksullaşma, sağlık emekçilerini artık çalışamaz hale getirmiş, başka arayışlara itmiştir. Mesele çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi. Mesele şiddetin her geçen gün artmasıdır. Mesele en fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen COVID-19'un meslek hastalığı sayılmamasıdır. Koruyucu değil tedavi edici, kamucu değil, özelleştirmeci sağlık anlayışını dayatan kapitalizme teslim olmuş sağlık sistemindedir sıkıntı. Sorun bizlerin hak arama eylemlerinde değil, sorun bizlerin emeğini çalan, emeğimizin karşılığını vermemekle direnen bu sistemdedir. Toplumun her kesiminden yükselen geçinemiyoruz seslerini artık iktidar duymak zorundadır. Emek bizim, söz bizim diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Halkımızın, vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimizdir ve
bu sağlık çalışanlarının sağlığından ayrı düşünülemez. 4 Ocak Salı günü açılan mecliste özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı hatırlatıyor, taleplerimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Taleplerimiz, ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını, ücretlerimize gerçek enflasyon dikkate alınarak yoksulluk sınırının 2 katından az olmayan zam yapılmasını, döner sermaye veya performans değil, emekliliğimize yansıyan insanca yaşayacağımız tek ücret getirilmesini, COVID-19'un meslek hastalığı sayılmasını, 7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı ile sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yeni, etkin bir yasa istiyoruz. Evet, Türk Tabipler